2023 kutlu olsun. 2024 bizlere kutlu olsun. 2025 sizlere kutlu olsun. 2026 onlara kutlu olsun. 2027 şunlara kutlu olsun. 2028'de ise bunlara kutlu olsun. 2023 sizlere... Biraz karıştırdık mı Cenk'ciğim? Evet, sözleri yazmamız lazım, yoksa normal, farklı şeyler söylüyoruz. Süresi 19 saat kadar sürüyor. Ve 2057'ye kadar devam ediyor. 2057'den sonrası yok. Demek ki 2057 son yıl. Evet, yani şarkı orada bittiğine göre bunun bir anlamı olması lazım. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler aynı zamanda, çünkü bizi seyretmeden dinleyebilirsiniz. Yani YouTube'un böyle bir güzelliği var. Ekrana bakmadınız mıydı? Dinleyici haline geliyorsunuz. Ha yok, biz radyodan dinleyeceğiz diyenler için de işte Radyo Trio'dan dinleyebilirsiniz. Aplikinden veya 97.6'dan. Aplikinde mi var Radyo Trio? Ve de muhtemelen yakında eğer üşenmezlerse yapacakları podcastlerden. Podcast. Evet, patkütlerimizden bizi dinleyebileceksiniz yakında sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Şimdi kimin evi bu Cenkçi? Hilary Swank teyzeniz diğer ünlü kardeşlerimizin aksine fakir. Çünkü bir tane apartman dairesinde oturuyor. Yani bu Manhattan'daki, canım, yani başka yerlerde de vardır. Ben de sallarım. Bu benim 7 tane evimden bir tanesi falan. Kadının görmeden düzgün, bilemeyiz diyoruz. O Rocky'nin mansion'ı gibi bazı mansion'lar olsa orada oturur mu kadın? Tamam peki, hadi öyle diyelim biz de. Yani. Kendisi $1 milyon baby olduğu için fazla para harcamadan bir yerlere yerleşmek istemiş olabilir diye düşünüyorum. Evet, eve baktığımız zaman şimdi siz de göreceksiniz. Adeta kendisi Ataşehir'de güzel bir rezidansta oturuyor gibisinden duruyor. Yani kendisine kızalım mı, yoksa aferin kendisi varoş krocan değilmiş gibisinden. Matuveyzay diyebilir miyiz kendisi için? Matuveyzay, yani mütevazinin İngilizcesini söyledim. Matuveyzay olur mu? Motorize gibi oluyor. Mutuveyzay yani sessiz ve vazi sevgili izleyiciler. Sessiz ve vazi. Şimdi bakalım ilk etapta ne var karşımızda? Giriş antre burası sevgili antre. Gördüğünüz gibi. Oldukça dar. Bir kişi bile zor sar. Yani benim aslında hiç sevmediğim antreler. Çünkü biz bir evden içeriye girdik miydi böyle ortalığın bir anda genişlemesi, açılması hepimizi sevindirir. Ama bu daracık bir girişe sahip. Eski tip apartmanlar öyleydi. Fakat yeni yapılan rezidans kılıklılarda da böyle ve gayet klostrofobik. Teyzemizi... kınamak istiyorum. Sanırım burada daha önce başka bir bina varmış. Sonra yıkıp kentsel dönüşüme girdiği için biraz şeyler değişmiş yani. Evin için küçülmüş tabii. Evin içi olmuş, hayır. Daireleri çoğaltmışlar. İşte bir daire yani çoğaltmak için 8 daire 10 daire metrekare yapmışlar, 120 metrekare. Diğer mal sahipleri arasında paylaştırırız demişler. O yüzden koridoru falan görseniz felaket, daracık, böyle tam klostrofobik. Evet, ama en azından içerisindeki malzemeler sevgili bir takım artistik ve ona bağlı bir takım son derece lüküs yerlerden alınmış ve zevkle döşenmiş gibi duruyor en azından antresinden. Ben öyle anladım. Sen öyle anladın. Güzel yerler, plexi mi onlar? Hayır, değil. Plexi değil, bildiğin tattadan. Tatta mı o? Evet, tatta döşeme. Birazdan bakarız bakalım. Tam üstelik tatta döşemeyle sevgili etajerin de. Etajer miydi şu soldaki? Etecür. Ha, gerçekten de bildiğin parke yapmış kendisi. Evet. Ve renk uyumu da son derece güzel. Üzerine koyduğu sevgili abajurun da rengini ona göre belirlemiş. Evet, aferin Hilary. Tattası mattası, efendime söyleyeyim, şeyleri kaliteli. 5. sınıf. Çiçeklerinde gerçel çiçek olduğunu dibindeki sudan anlayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yapma çiçek koymamış. Hilary'yi tebrik ediyorum. Ama gerçel olmayan ve inandırıcı bir plastik çiçeğin dibine de su koyarsanız Erdem gibi misafirleri kandırabilirsiniz. Peki duvardaki tablo nasıl sence bir antre için? Vay dovar. Yani biraz büyük, çünkü şimdi onun önünde durduk, saçımızı başımızı mı düzelteceğiz, orada zaten dibindeyiz onun yani. Bir de giderken düşün, ayakkabı giyecek yer yok burada. Yani şimdi bizim şu an olduğumuz yer kapı olduğunu düşün, dışarı çıkacağız, nerede giyeceğiz, illa gidip o pufun üstüne oturacağız, onun üstüne de kitap koymuş. Kendisi belki yatak odasında giyip buraları tıkırt diye topuklarıyla yürüyerek çıkıyor olabilir. Ama çamurlu ayakkabılarını yatak odasına götürmemeli diye düşünüyorum. Evet. İşte orada Manhattan Belediyesi'nin önemi ortaya çıkıyor. Evet. Demek ki hiç çamur yok orada. Evet, işte bir salon. sanırım anladığım kadarıyla. Salon işte tam Ataşehir havası veren de bu. Yerlere kadar bir cam durumu söz konusu. Eser yalnız. Biraz yüksekçe bir ev olduğu zaten görüküyor. Hafiften hissediliyor. Yukarıdan tavandan lamba olmaması beni sevindirdi. Zira tavandan lamba delikanlı adamı bozan bir olgudur sevgili izleyiciler. Fakat bu salon diyebileceğimiz şeyin herhangi bir işlevselliği yok. Yani bir arkadaş geldi. Al sen şuraya otur. Ben de ya bir nevi psikolog şeyine benziyor. Evet, zira hani, kanepelerden bir tanesinin en azından küçük olanın yerinde bir TV olsaydı hani biraz daha yaşayan bir mekan oldu. Şu an ölü yani bir mobilyacının mobilya sergilediği salon gibi duruyor. Şu masamsı arkadaşımızda da ne yemek yemeye, ne oturmaya, ne bir şeye hiç. O bir de 80'lerden kalma bir masa ve sandalye olduğunu ben sezinliyorum, ya da 90'lar diyebiliriz. Evet. Şu arkadaki camın önündeki devasa çiçeğinde deve tabanı olması daha doğru olurdu. Bu tarz bir şey biraz pek iyi kaçmamış orada. Dibi çok şey. Teyzemiz bunları ince. Calvin Klein Home, yani Calvin Klein amcanız bir tane şey açmış demek ki, mobilyacı. Evcil oradan almış. Yani Calvin Klein birebir burası için yapmamış. Aa bu güzel, şu divanı alayım, şunu da kanepeyi alayım. Dur bakayım şunu da gelmişken hepsini buradan alalım işte falan diye. Halledelim çıkalım demiş. Bir olgu gerçekleştirilmiş. Evet, evet. Burada da yine o sanırım aynı oda mı bu? Aynı odanın bir doğarım. Yani az evvelki Seppa'nın, bakayım hep az evvelki Seppa'yla aynı. Tamam. Ha, aynı yer, evet. Yani deminki ikili koltuğun oradan baktığımız zaman duvarda enteresan paslımsı bir böyle tam olarak niye orada olduğunu anlamadığımız bir şey görüyoruz. Tatlıdan yine kaplama yapmışlar. Evet. Yani üzerine bir şeyler çaktığınızda acımazsınız, öyle söyleyeyim. Zaten belki üzerinde çeşitli çiviler falan vardır. Vardır muhtemelen. Burası yaşayan bir evmiş gibi gözüksün diye koltuğun kenarına bir miktar şal atıvermişler ama yemedik sevgili izleyiciler. Yaşayan bir ev değil. Fotoğraf çekimi yapılıyor burada. Evet. Şu sağ taraftaki painting olan, yani foto olmayan, Carlos Vega'nın bir resmiymiş. Carlos Vega kim bilmeyiz. Yani oraya koyuyorsan. Bence sol tarafta Jackie Nickerson'ın çektiği fotoğrafta sevgili Hilary Swank'ın salaş kıyafetlerini şey yaptı ama amcamızın bir tek yüzünü gösteremediği, odaklayamadığı bir beceriksiz fotoğrafı diye düşünüyorum. Evet, yani gerçekten de suratı görmeyen bir fotoğraf. Aa suratım göremiyor, dur bunu duvara asalım diye düşünmüştür teyzemiz de herhalde. Yine aynı odanın diğer köşesi, sanırım tek oda bu. Bu ev. Hakikaten öyle. Yani demin masa dedi ki orada o taraftan döndük. Orada karşımıza bir tane mutfakımsı çıktı. Evet, yani açık mutfak dediğimiz bu sevgili salonun içerisinde, odanın ortasında mutfak sevgili izleyiciler. Yani Hilary teyzeniz ya ben $2000 var ne alabilirim, dur şu şeyi ufak evi alayım demiş. Masanın yanındaki devasa boy aynası. Yemek yerken kendimizi izleyebilmemiz için. Evet, yani o biraz saçma bir yerde. Halbuki onun antrede bulunması hepimizi daha çok sevindirirdi diye düşünüyorum. Orada bir ada mevcut. Bu arada dikkat ettiyseniz sevgili izleyiciler, evde kullanılan kitap, dergi dostlarımızın tamamı üzerlerine bir şey konsun diye biraz yükselteç amaçlı kullanılmış. Bakınız mesela masanın üstündeki tasın üzerinde bir şey var. Altında bir kitap var. Şurada zigonun altında. Evet. Zigon'un üstündeki kitabın üstünde bir şey var. Neden böyle yapılıyor? Çünkü o masa Calvin Klein Home'da kaç para siz biliyorsunuz mu? Yani o tastan herhangi bir şey damlarsa filan masaya değil kitaba damlasın. Nasılsa kitabı daha rahat alır. Neden gibisinden. Kitap ama yani oraya bir altlık falan da konulabilir. Az evvel gördüğümüz o girişteki şeylerin de, pufun da üstündeki kitapların üstünde bir şeyler vardı. Demek ki kitaplar altta okunmasın diye. Evet. Yapılıyor. Burada yaşıyormuş gibi duruyor. Bu arada bu ev satılık mı değil mi bilmiyoruz. Yani satılık ibaresini göremedik. Evet. Burası da bir living room mu nedir bu? Study'si kendisinin. Burada çalışıyormuş. Çalışma odası. Şimdi burada yine Calvin Klein Home'dan aldıkları bu yine garip kurabe şeyler yapıyorsun Cenk'ciğim. Evet. Şu ilginç kanepeye dikkatinizi çekiyorum. Zira kanepenin kolçakları geliyor. Ön tarafa doğru dönüyor. Evet, gerçekten de tuhaf. Yani şu kenara hiçbir zaman en kenarına oturamıyoruz ayaklarımızı sallamak suretiyle. Bu herhalde hani yatarsak düşmemiz durumunda bunlar bizi korusun diye mi yapılmış? Hem öyle hem de dikkat edersen altında çek yatı var. Yani bunu çekiyorsun, sanırım şu kolçaklarıyla beraber geliyor ve dolayısıyla yatak olduğunda aşağı düşmemizi ayak kısmını engelliyor. Gibisinden larısı diye düşünüyorum. Evet, bir insanın stadisine çekyatlı bir şey koyması da çok saçma olmuş. Evet, bu arada yastıklarında Morokon pillows olduğunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Fas yastığı ya da diğer adıyla fastık da diyebiliriz kendilerine. İlk kez kitapların üzerinde bir şey yok. Tebrik ediyorum. Unutmuşlardır onu. Yani şu vazoyu oraya koyacağını oraya koymuştur. Evet. Gördüğünüz gibi burada Hilary çalışırken zaten rolünü ezberlediği için çok da herhangi ekstra bir şeye gerek yok. Ama bari bir iki senaryo koysalarmış. Senaryo diyorsun. Senaryo. Dur bakayım şuradaki, buradaki şeyin üstünde de galiba bir şey vardı da neyse yokmuş. Evet, bu da bir sevgili... Stalin'in öbür tarafı. Yani o deminki rafsal, ilginç, garip kurabe divana oturduğunuzda bunu görüyorsunuz. Herhangi bir bilgisayar, ekran evde bulunmuyor. Evet, fakat rafta neler var çok meraklıyım. Ben buradan karakter analizi yapacağım diyen dostlarımız da direkt fil kalıplarını görmüşlerdir. Yani ya ben fil istiyorum anne diye tutturacak olan Hilary'nin sevgili minimal dimağına hemen alçıdan dökeceği, şu kalıpların içerisine fil dökeceği şeyle bir fil biblosu yapabilecektir diye düşünüyorum. Bu arada en üst tarafa baktığımızda Hilary'nin bir makas sevdalısı olduğunu da anlayabiliyoruz. Makas enfüziyastı da olabilir kendisi. Neden? Onlar makas mı gerçekten? Makas. Yani biraz tuhaf makaslar. Eski türden makaslarımız. Bahçıvan, şurada bir tane... bahçıvan makası, kağıt makası. Yarım oklava görüyorum şurada. Ya da ona benzer bir şey. Yarım tokmak. Yani sanırım bu sevgili Portobello'dan veya işte bizim bu salı pazarında pazar günleri kurulan yerden ne bulduysa almış diye düşünüyorum. Evet. Neydi bunun adı? Yatak odası burası. Evet. Doğru tahmin. Teşekkür ederim. Yatak biraz zevksiz olduğunu düşünüyorum. Ne dersin Cenk'ciğim? Zira ayak kısmında da bir sıvaz bulunması... Evet, yani biraz bir saçma. Yatağın baş kısmında mutlaka sırtımızı rahatça yaslayıp... Ben ona kısaca sıvaz dedim az evvel bir kelime bulamayınca. Malaklamamızı sağlayacak bir şey olması lazım. Burada o yok. Çok dikey. O yüzden kötü. Bu duvardaki büyük şey gene Carlos Vega'ymış painting. Herhalde arkadaşı bedavaya veriyor kendisi. Juan Pablo değil mi? Carlos. Juan Pablo, Carlos. Bu arada her yerde çiçek, fakat yatak odasında çiçek olması biraz saçma. Çünkü o çiçekler gece vakti bir takım salgılarlar ve uyurken sizi rahatsız ederler. Verdiğimiz o salgılar sizi boğabilir. Ya, halı döşeli galiba yerimiz değil mi? Halı sımsı ve şile bezi, ütülenmiş şile bezi olabilir. Evet, şuraya da bir kitap koyalım da yatmadan önce de kitap okuduğum anlaşılsın falan, evet, diye konulmuş. Hilary gördüğünüz gibi aynı anda 67 kitabı birden okuyor. Evet. İmajı verilmiş. Ve bagno diye geldik sanırım. Zaten ufacık olan evimizdeki ufacık banyomuza bir tane küvet, bir tane de duş koyalım, havamızı bulalım demişler. Evet, üstelik cam bir kapısı var. Yani evin bütün odalarının kapıları normal kapıyken içerisi gözükmesin diye. Asıl içerisi gözükmemesi gereken sevgili bagnomuz cam kapıya sahip. Cam, ama şimdi orada sıcak su. Bu arada su da açık. Sıcak suyu açtın mıydı? Evet. Ve biraz dolu. Sıcak suyu açtın mıydı? O cam buğulanacağı için kimse seni göremeyecektir. Korkmana gerek yok. Anladım. Ama galiba burası sadece bagnonun şeyi hali. Ha, orası duş. Duş. Duş bölümüymüş o cam kısım. Pardon, ben dışarı açılıyoruz anlamı da. Rain shower da koymuş. Biraz shower. Fazla yukarıdan düşecek yalnız. O rain shower, şu da mikrof. Encik. Evet, shower yine bir... Aynısının benzeri bir tane de burada var. Yani iki kişi aynı anda yıkanabilir. Evet, orada da bir, banyoda da bir resim olması, tablo olması biraz şaşırtıcı. Çünkü küvetin de hemen üstüne koymuş. Bir iki yıkanmadan sonra o tablo çürüyerek düşecektir sevgili izleyiciler. Ama zaten bu çekimden sonra o tabloları falan çıkartıp başka bir çekime götürecekleri için önemli değil. Bu arada havlu olarak minimal havlular kullanılmış olması duştan çıkacak veya işte küvetten çıkacak bir insan için yeterli olmayacağını düşünüyorum. En üstteki en küçümal havlu ne havlusu? Burun havlusu mesela. o burun, öbürü de ayak havlusu. Yani şuraya seriyorsun, çıkarken ortalık ıslanmasın deyu. Evet. İşte Hilary teyzenizin Manhattan'daki bu ufak dairesi bu. Manhattan yerine Ataşehir'de deseniz ben inanırdım. Evet, yani ben de inanmazdım değil. Bu arada perdeler biraz hani renk menk falan olarak tamam iyi de hani çok düz, böyle insan biraz güpür aramıyor bu Cenk'ciğim. Güpürsüz perde değildir. Bunu asla unutmayın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden, koy bir de suyundan.